de siz anlatıverin de biz dinleyelim pirim. Size Hazreti İbrahim'le kuşların hikayesini anlatıverdim mi daha evvel? Hazreti İbrahim, Allah'ım dedi, ölüleri nasıl dirilttiğini göster bana. Rabbimiz de inanmadın ki buyurdu. Hazreti İbrahim de gözümle göreyim, gönlüm de tam yatışsın dedi. Bunun üzerine Rabbimiz ona 4 kuş almasını ve o kuşları kendine alıştırmasını istedi. Pir Mevlana Hazretleri der ki bu 4 kuş kaz, tavus, horoz ve kargadır. Hazreti İbrahim kendine buyurulduğu gibi kuşları kendine alıştırdı. Sonra da Rabbimiz onları kes ve gövdelerini her dağın üstüne bırak buyurdu. İbni İshak'ın naklettiğine göre daha da hayret verici olması için kuşların parçalarını birbirine karıştırdı Hazreti İbrahim. Ve o karışımları 4 ayrı dağın tepesine koydu. Kuşların başlarını eline aldı, dağları gören bir yere geçti ve Allah'ın izniyle gelin diyerek parçalanmış kuşları çağırdı. Bu parçalar, kanlar, tüyler, her birisi kendi bedenine doğru uçuştu. Sonunda önceki hali gibi bir araya geldiler. Bir tek başları yoktu. Hazreti İbrahim bir daha seslenince ayakları üzerine koşarak ona geldiler. Başlarını giyindiler. Şimdi nedir bu kıssadan hisse? Öyle ya, hissesiz kıssa olmaz. Olsa da boş laftır. Hazreti İbrahim inanmaz mıydı ki Allah'ın bana dirilmeyi göster dedi? Ne der o vakit ayette? İbrahim inandığı halde görmek de istedi. Kalbi tam tatmin olsun istedi. Demek ki akledin demekte ayet. Araştırın, işi bilin, işin doğrusu için kafa yorun. Mücadele edin. İnanmayan için mücadele olur mu? İbrahim de inandığı halde bana göster Rabbim dedi. Akledin, soruşturun der o halde kıssa. İyi de bu kuşlar ne o vakit? Size madem kazın hallerini de anlatıvereyim de Pir Mevlana Hazret'ten bitirelim. Geç oldu. Kaz hırstır. Hırs insanı kör eder. Bir insan kör ise Allah'ın rahmetini üzerine çeker. Ama kör olmadığı halde hırsından kör etmişse kendini, o rahmet ondan uzak olur. Bu kaz toprakta, suda ayırt etmeden ne bulursa yer. Yemediğini de bir yere gömer. Kazın bu hırsının sebebi de sahibine güvenmemesidir. Bir Mevlana bunu bir kıssa ile anlatır. Çok eski zamanlarda iflas etmiş bir tüccar olan hırsız, dolandırıcı bir adam yakalanır. Kadı da onu hapseder. Ama bu hırsız huyundan vazgeçmez. İçeride de herkesi binbir türlü numarayla dolandırır. Ceplerindeki her kuruşu alır. Öteki mahkumlar düşünürler, taşınırlar, kadıya varırlar. Kadı ötekileri kurtarmak için hırsızı salıvermeye karar verir. Hırsız sevineceğine itiraz eder. Aman kadı hazretleri der. Bu zindan benim cennetim, ekmek kapım. Beni buradan atarsanız ben nasıl yaşarım der. Kadı bunu salıvermekle kalmadı. Bu hırsızı, uğursuzu ahalide bilsin, tanısın, duysun diye 10 dilde çığırtmaç tuttu. O devirde adet olduğu üzere adamı bir deveye bindirip şehirde dolaştırdılar gün boyu. Deveci şimdiden alacağı saman parasının hayalini kurmaya başlamıştı.
Çığırtmaçlar da 10 ayrı dilde adamın müflis bir tüccar, dolandırıcı ve hırsız olduğunu dile getirdi. Deveci ise bir an evvel akşam olsa da saman parasını alıp gitsem diye düşünürdü. Akşam olunca deveci yeter artık, benim saman paramı ver diye çıkışınca adam, be gafil, 10 dilde ilan ederler. Ben müflis bir adamım. Ne samanı, ne parası. Herkesin duyduğunu duymaz mısın? Şimdi içinizden birçokları merak eder. Bu ne anlatır? Ne çığırtmacı, ne devesi, ne devecisi. Asıl demek istediğin neyse onu de hele. Elbette bu kıssadan da bir hisse çıksa gerek. Madem anlatıverdin, onları da der gibi bakarsınız pirler. Bu dünya herkese çulsuz gönderen bir haydut, bir müflistir. O 10 dilde halka durumu çığıran çığırtmaçlar, peygamberler. Haris, hırs sahibi insanlar da saman hırsıyla duyduğunu duymaz, gördüğünü de anlamaz hale gelen o deveci gibidir. Deveci gibi hırsla kalbi kararmış olanlar o ilahi elçileri duymazlar. Müflis bir hayduttan başka bir şey olmayan bu dünyaya, makamlarına, mevkilerine, servetlerine kendilerini kaptırırlar. Bu tip insanlar bir hataya düştüklerinde onu telafi edeceğim derken kendilerini daha büyük zararlara uğratırlar.